9. alan programına hoş geldiniz değerli izleyenler. Sevgili Scott'la birlikte ilk kısımda 9. alanda bu hafta iyi takımları konuştuk, kötü takımları konuştuk. İkinci kısımda şimdi oyuncuları konuşma vakti. Hem istatistiklerine bakacağız, hem sence nasıldı onlara bakacağız. Sadece sayılara da bakmayacağız Scott'cığım. 5 tane iyi oyuncu seçeceğiz. İstersen ortaklaşa seçelim. Başla Zwoff. Başla. Zwoff'tan başkasıyla başlamak pek mümkün değil gibi duruyor. 12 hafta içi, 16 tane hafta sonu maçı. 28 maçta 57 yanlış hatırlamıyorsam tekrardan bakıp tam söylerim. 57 tane skor bir ara dolusu, bir kamyon dolusu skor aldı adam. Ve hani dedik ya cuk oturmuş diye. Nexuya'nın istenilen agresifliği buymuş. Şimdi Kudur zamanında biraz daha böyle sakin oynayan Nexuya Zwoff'la kendini buldu. Ve maça skorlarla başlayıp özgüveni alıyorlarsa Zwoff'u durduramıyorsun. Aracı atlayıp başka bölgelere gidiyor. Takımından ayrılıyor. Ben diyor adam vuracağım. Ve bence liderliği de hak ediyor. Ben de katılacağım. Hatta ben ilk lig aşamasının birinci ya da ikinci günü bir tane tweet attım onunla ilgili. Zaten az önceki kısımda da söyledim. Her yerde söyledim. Yayında da söyledim. Çok iyi bir performans ama tabii aynı piece transferi gibi değerlendireceğim ben bunu. 3 oyuncu uzun süredir birlikte oynuyor. O takıma parça olarak katılıyor. Hı hı. Onun evet çok iyi olduğu bir durum söz konusu ama eski takımında bu kadar iyi değildi. O yüzden Zwoff'un bu aldığı skorlarda ben takım üyelerinin de takım oyununda bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Şöyle Sencer, aslında ben müthiş bir şey yazamıyorum. Neden yazamıyorum? Dokunma alındı. Nihat'la yolu ayırdıktan sonra evet dokunmayla da bir süredir oynanıyor ama hani Kudur dokunma, Yekta Frozen dörtlüsü sanki dokunma bile hala o parça yeni oturuyormuş gibi. Dokunma o istediği agresifliği, sen dedin ya Beşiktaş'taki. Mantıklı bir bakış açısı. Şimdi sevdim. Zesi, Son HP, tabii. Enjoy çok uzun zamandır oynayıp son parçalarını buldular. Dokunmanın bile hala takıma adaptede bir problemi vardı. Zwoff'la dokunma bu agresiflikte kendini buldu. Takım tamamen bütün bir parça haline geldi. Evet, yani ben şu yüzden dedim. Dokunmada zaten bu takımla birlikte BPMPL oynadı. Evet evet oynadılar. Bir süredir beraberler evet. Ama onun da bir kendi alışma süreci vardı. Zwoff'la beraber tamamlandı. Ben de sana katılacağım. Dokunmanın da aslında demek istediği Scott'ın Fenerbahçe'deki performansı gibi performansını Nexia'da göremiyorduk. Evet. Zwoff da gelince o makinenin bütün çarkları çalışmaya başladı. İlk oyuncumuz Zwoff. İkinci oyuncumuz kim olabilir? Lux. Lux'a yazalım değil mi? Lux'a yazalım. Normalde biz X-Ray ile Lux'ın zaten takımdan ayrıldığını görüyorduk ama şu anda Wildcats'te Difo'dan, Boran'dan, herkesten katkı alıyorlar ama Lux yine yarım adım, bir adım takımdan önde. X-Ray'in eskisine nazaran biraz daha durulduğunu gördüm. Skor alma anlamında. Yine açılıyor, evet, kendi başına pozisyon gidiyor. Rahatlatıyor. İleri karakol, pozisyon yaratıyor ama Lux'ın almış olduğu skorlar da çok değerliydi onlar adına. Lux'ı yazdım ben. Yani Lux'ı zaten yazmak mümkün değil çünkü stabil olarak performans sergileyen oyunculardan. World Invitational'a gittik. Orada da vurdu. Şampiyon olunan PNPL'de de vurdu. Burada da vuruyor. Sürekli vurmaya devam ediyor. Tebrikler Lux diyelim. O zaman üçüncü oyuncu. Ah, süper hafta sonundan gelsin. En azından ben kendi adıma bir... Mi? Söyle hadi. Geç bile söyledik. Öyle diyeyim anlarsın. Hadi. Geç. Aynen öyle. Geç bile söyledik. Fireflux'ın bu 15'te 5 performansının önemli mimarlarından. Ben tebrik ediyorum. Ama tabii çok şaşırdığımız bir performans mı? Hayır. Eski niye? MVP'miz zaten. Eski PNPL MVP'si. Fireflux'a girdikten sonra Avrupa'da da çok iyi işler ortaya koymuş. Bu süper hafta sonunda da Fireflux'ın takım olarak aynı Denizbank Wildcats gibi iyi oynadığını söyleyelim. Güzel rotasyonlar. Çok doğru. Güzel hamleler, güzel takaslar. Ama Catch kalitesini ortaya koydu. Aynen. Ama bu hafta Catch olur bence. Haftaya Solkoy olur. Olabilir. Solkoy olur, Lats olur. Bak Wildcats'te şunun örneğini verdim ya. Difo ile Boran'ın performans düşüşüne bir son verişleri. Lats'la Solkoy'un da alınan skorlara katkısı. Zaten Solkoy ile Catch'in böyle yarım adım önde olduğunu skor anlamında biliyorduk. Şu anda artık Lats'ın, Solus'un özellikle o son maçlarda alınan galibiyetlerde böyle 5 skor, 6 skora kadar çıktığı yerler vardı. Bu takım da artık tamamen kenetlenmiş bir şekilde tam artık istediği oyunu oynayabilen bir hale geldi. Eren geldi, sen demiştin bir önceki bölümde. İstediklerini alamıyorlardı. Evet. Dünya Şampiyonası'ndaki en kötü haritalarıydı. Ama en iyi haritaları haline de güzel bir çalışma örneğine getirdiler. Catch de bunun mimarlarından biri. 3 catch, kaldı son 2. Zor, çok zor. Kimden versem? Ben bir tane söyleyeyim mi? Swain geldi, olabilir. Swain olabilir. Ben son gün Nexia'ya attığı clutch'tan dolayı Silas diyeceğim. Silas denir bu arada ya. Yani, ama clutch'tan dolayı da demem bu arada sadece. Ya sadece clutch'tan değil, takımdaki herkes bir şeyler yapmaya çalıştı. Raze'in çıkarttığı dördüncülük, Silas'ın tek başına yaptıkları... Tamam, bir şey söyleyebilir miyim arkadaşlar burada? Evet. Çok radikal bir şey söyleyeceğim sizlere. Belki de şaşıracaksınız. Hadi. Senin sözünü kestim bir kez daha, özür dilerim. Hayır. Silas'ı buraya eklemeyelim ya. Ha, ilk bölümde yaptığımız gibi mi diyorsun? Yani bence Silas'ı buraya eklemeyelim. Ya aslında bu performans Silas'ın kendi çizgisinde bir performans. Ama ilk haftaki iyi oyuncuları seçmeye çalışıyoruz. Şimdi bilemedim ya. Bir taraftan ayıp da olacak ama diğer taraftan da övüyoruz aslında. Bilmiyorum ya. Ben de arada kaldım. Hani şu yüzden dedim.
Mesela Snows diyelim mi Getso'dan? Swain diyelim mi? Daha göz önünde olmayan isimlerdi. Zaten bütün S2G tarafı, Cyrus, Hamsici, Kalse, Raze. Raze yine DBS'le milleti vurmaya devam ediyor. DBS yok etti ortalığı DBS'le ya. DBS'le yok etmeye devam ediyor, dünya şampiyonasındaymış gibi. O zaman şöyle yapalım, 6 oyuncu diyelim. 6 yapalım, bari. 6. Cyrus'a artı bir özel kontenjan alalım. Şampiyona özel bir şampiyona yer bırakalım. Ama onun dışında da ben Swain derim bu arada ya. Swain, ben de Snows derim. Snows da çok doğru bu arada. Getson'un güzel oyununda onun payı büyük. Görmediğimiz takımları üst sırada görünce ben mutlu oluyorum ekstra. Yani Getso da artık o rekabetin içerisinde. Ozarox da artık o rekabetin içerisinde. Şimdi tahmin yaparken artık diyorsun ki bir Getso gerçeği de var. Bu süper hafta sonunda çok iyiler. Bir Ozarox gerçeği de var. Hani sadece Beşiktaş, Fireflux, S2G tekelinde o 3 takımın savaşında dönmüyor Türk Ligi. 8-10 takım olayın içerisinde, o hoşuma gidiyor. Aynen öyle. Şimdi Getso'da da değişen bir koç yok. Oyun sisteminde biraz daha hızlı hareket eden, yeni alan sistemine alışmış bir Getso. Evet. Doğru savaşlara giren bir Getso ve Snows önderliğinde bir Getso var. Şu anda aslında en kıdemli Snows diyebiliriz hocam. Çünkü yeni gelen oyunculara baktığımızda evet Uzi'yi zaman zaman görüyorduk onlarda rotasyon olarak ama düşünsene en kıdemli oyuncun bile çok genç. Evet. Bu tecrübe olarak Galatasaray'la yarışır durumda. İlk PNP'lini oynayan oyuncuları bile var ama müthiş oynadılar. İlk 3'te yer alıyorlar. Ben Snows'u da hak ederek yazarım oraya. Snows'u yazdık, Swain'i yazdık, herkesi yazdık. Silas'ı yazdık, Lux'ı yazdık, Zwolf'u yazdık, Keç'i yazdık. Son bir bitmedi kaldı. Bitmedi mi? Bitti. Yok, ya, bitmedi. Bitti canım. Keç, Swain, Silas, Snows, Silas, Zwolf, Lux, Zwolf, 6. Lux, Zwolf, 6 oldu. 6 demiştiniz zaten. 6. 6 demiştik zaten ama ben burada değerli izleyenlerimize de sormak istiyorum. Sizce ilk lig aşamasına ve ilk süper hafta sonuna damga vuran 5 oyuncu nedir? Biz ortak mütabık kaldığımız 5 oyuncuyu sözledik. Sizlerin de yorumlarını kontrol edeceğiz. Bu kısmın da sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Diğer bölümde görüşmek üzere.